Kuşadası Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarını ağırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ülke gündemini değerlendirdi. Gelecek yıllarda yaşanması beklenen gıda temini sorunu önlenmesi adına büyükşehir belediyelerimizin yaptığı ve yapacağı çalışmalar ele alınmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanları toplantı sonrasında Kuşadası esnafını ziyaret etti. Bu zor günlere şiyaz yapacağız. Hep birlikte inşallah güç birliğiyle mühtarı göndereceğiz. Yani Erdoğan sürekli bakan değiştiriyor ama asıl değişmesi gereken kendisi. İnşallah onu değiştirdiğinde de sorun çözülecek. Başkanım, saygılar. Gel ablacığım, gel ablacığım, gel. Sağ ol ablacığım. Esnaf ve vatandaşlara daha konforlu bir alışveriş alanı oluşturmak amacıyla Hacı Feyzullah Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde Kuşadası Belediyesi öncülüğünde başlatılan tadilat işleri tamamlandı. Başkan Ömer Günel pazar yerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Allah tabii pazarımız için yapılan her şey çok güzel, memnun edici. Geldik, gördük. Gayet güzel olmuş. Hem esnaflarımız için hem vatandaşlarımız için yapılan her şey iyisi kötüsü yok yani. İyi olmuş, beğendik. Belediyemiz adına teşekkür ederiz. Yani. Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği ve Facebook işbirliğinde ileri teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vermek amacıyla açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi öğrencilerini ağırlamaya bireyler için finansal okuryazarlık eğitimiyle başladı. Aslında hepimizin bildiği finansal bazı olguları kendimize daha iyi örnek alabilmek içindir. Kuşadası İstasyon'da Mayıs ayı sonuna kadar dijital okuryazarlık, işletmeler için finansal okuryazarlık, girişimciler için finansal okuryazarlık, dijital gazetecilik, blockchain ve Stretch gibi başlıklar altında halka açık ve ücretsiz eğitimler düzenlenecek. Kentteki yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde yapımına başladı. Kuşadası Gençlik Spor'un ismini taşıyacak olan futbol temalı parkın yapımında sona yaklaştı. Yürüyüş yolları tamamlanan parka zemini kauçuk kaplı çocuk oyun grubu ile spor aletleri yerleştirildi. İlk kurulduğu tarihten yani yanılmıyorsam 1934'ten 1984'e kadar amatör ruhu yaşatan bir park olmasını istedik. O dönemde görev almış futbolcuları, oynamış futbolcuları, görev almış kulüp yöneticilerini bu parkta yaşatalım istedik. Kuşadası Spor'un şu anki mabedi olan Özertürk Stadyumu karşısında güzel bir alanımızı bulduk. Bu alanın tesviyesini yaptık, yapılaşmasını yaptık ve bu ölmez ağaçlarımızı taşlandırarak Kuşadası Gençlik Spor'a adına yakışır bir anı parkı yapmak istedik. Kuşadası'nda doğada meyve vermeyen delice ağaçların aşılanması için çalışma başlatıldı. Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında yapılan ilk saha araştırmasına Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol da katıldı. Direk Yarımadası Milli Parkı'ndaki saha araştırmasında delice ağaçları bulunup çamurlama, gübreleme ve macunlama tekniğiyle aşılandı. Tabiatta bulunan doğal meyve ağaçları ki kendi halinde yaşıyor. Onları bu işin uzmanı arkadaşlarımız marifetiyle aşılamak suretiyle daha verimkar meyve verecek hale getirmek suretiyle başta eskilerin deyimiyle kurdun kuşun hakkını ve hukukunu gözetmek ama arkasından da hem tabii bir güzellik, bir görsellik ve o bölgeden gelip geçen insanımızın da istifade edebileceği meyveli fidanları haline dönüştürmek suretiyle bir çalışma başlattı. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Sabahattin Ali,
Aysun Kocatepe ve Ali Kocatepe'nin Sabahattin Ali 115 yaşında isimli konseriyle Kuşadası'nda anıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan Kocatepe çifti, yazarın şiirlerinden besteledikleri şarkıları seslendirerek Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Ben gene sana vururum, ben gene sana Kuşadası Belediyesi yöneticileri, Aydın Süper Amatör Lig 2. grupta play-off oynamayı garantileyen Davutlar Spor'un antrenmanını ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Mehmet Sarıdedeoğlu, bölgesel amatör lige yükselme mücadelesi verecek olan Kırmızı Beyazlı ekibe antrenmandan sonra baklava ikram ederek moral dopingi yaptı. Size başkanımızın bir ufak ikramını... Antrenmandan sonra iyi olur dedik, enerjiniz geri gelir. Evet, bitti değil mi?